İyiyim kardeşim, öyle bir rahatım ki. Batakhaneden çıktım, cennete geldim. Edirne'nin Karaağaç mahallesinde tek başına yaşadığı evde bakacak kimsesi olmadığı için huzur evine yerleştirilmek isteyen Emine Tokuç'a devlet yardım elini uzattı. 77 yaşındaki kadın bundan böyle yaşamanı çok istediği huzur evinde sürdürecek. Merhaba Emine teyze. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim ablam, sen nasılsın? Sağ ol, iyiyiz biz de. Tanıdın bizi? Gazeteci misiniz? Evet. Nasılsın, iyi misin, rahat mısın şimdi? İyiyim kardeşim, öyle bir rahatım ki. Sağ olun sayenizde. Batakhaneden çıktım, cennete geldim. Televizyonumuzun gündeme getirdiği Emine teyzenin yardım çığlığı haberinin ardından harekete geçen yetkililer yaşlı kadını yaşadığı evden alarak huzur evine getirdi. Nasılsın, iyi misin, rahat mısın şimdi? İyiyim kardeşim, öyle bir rahatım ki. Sağ olun sayenizde. Batakhaneden çıktım, cennete geldim. Çok yani iyi, güzel bakıyorlar, yıkıyorlar. Çok güzel bakıyorlar. Allah da o kadar versin onlara. Edirne Valisi Güney Özdemir'in duyarlılığı, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş'ın ilgisi, Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu'nun gösterdiği hassasiyetle huzur evinde temiz ferah odasında yaşamını sürdüren yaşlı kadını ETV Haber Merkezi ekibi ziyaret etti. Bu kez sevinç gözyaşlarıyla ekibimizi karşılayan Emine Tokuç, burada kendisine çok iyi bakıldığını belirterek ben artık cennetteyim dedi. Emine Tokuç, kendisine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek Allah hepsinden razı olsun. Sesimi duyan olmasaydı belki de bu günleri göremeyecektim dedi. Yıkıyorlar, bakıyorlar, çok bebe gibi bakıyorlar ya. Çok iyi bakıyorlar. Benim o zor günler geride kaldı. Nasıl zor şeyle bir anlatmam kalktım. Evet. Anlatamam. Artık onlar geride kaldı. Şimdi kaldı, artık huzur evindesin. Rahata kavuştun. Kaldı, geride kaldı. Evde yatayım. Sıçanlar kafamdan atlıyor. Ama şimdi artık her taraf tertemiz. Burası canım diyor. Tertemiz, Evet. Allah razı olsun, ne varsa Cenab-ı Allah versin onlara ama illem huzur evi çoğalsınlar. Bir de ziyan olmasınlar. Huzur evi olması için ne oldu? Buraya geldiğim iyi oldu. Memnunum.